o verilmiş olan karar tamamen hukuka aykırıdır. Çünkü dayandığı madde şu, Umumi Hıfza Kanunu'nun 72. maddesine dayandırılıyor. Umumi Hıfza Kanunu'nun 72. maddesinin 7 tane bendi var. O karar birinci bende dayandırılmış. Bir de 7. bendi var. Yani bu yaştan sonra 7. bendi de mi öğreneceğiz demeye hakkımız yok değil mi? Yani 1. bendi de 7. bendi de hepsini göz önüne bulundurmak durumundayız. Ayrıyeten 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu başta olmak üzere, anayasamız başta olmak üzere muhtelif kanunlarda kamu düzeni, kamu sağlığı, kamu güvenliği diye bir takım kavramlar konulmuş. Bunun için yetkili mercilere karar alma yetkisi verilmiş. Bu çerçevede valiliğimiz tarafından bütün bu kararlar alınmıştır. Yani hatta bu kadar teferruata falan gerek yok. İl İdaresi Kanunu'nun bir tane maddesi, yani sağlık, ekonomik, sosyal sağlık, güvenlik ve benzeri yönlerde her türlü tedbirleri alır vali diyor. Bu yetmez mi? Bunların içerisinde maske kuralı koyma olayı olmaz mı? Olamaz mı? Şimdi o kanunun bahsetmiş olduğum 72. maddenin birinci bendinde bir kişinin sari hastalığa yakalanmasından bahsediliyor. Peki bir kişi mi sari hastalığa yakalandı? Yani bulaşıcı hastalığa bir kişi mi yakalandı? Hayır. Peki yani kaç kişinin yakalanacağı konusunda bir garantimiz var mı? Yok. O zaman 7. fıkrası bu devreye giriyor. Mahalden bahsediyor. Yani bulaşıcı hastalık çıkan bir mahalde gerekli tedbirler alınır diyor. Yani okursanız siz kendinize göreceksiniz. Konuyla ilgili olarak biz gerekli hazırlıkları yaptık ve itiraz ediyoruz. Bozulacağına inanıyoruz. Netice itibariyle evet, mahkemelere saygımız sonsuz. Türkiye Cumhuriyeti yasama, yürütme ve yargı erklerinden oluşan devletin üç temel ergiyle yürütülen bir devlet. Yani dolayısıyla yasamanın, düzeltiyorum, yargının kararları elbette ki hepimizi bağlar. Ama onlar da işte hepimiz gibi doğru ya da yanlış karar verebilirler. Ben inanıyorum ki o karar tamamen yanlıştır ve neticede düzelecektir inşallah. Maske dağıtımına gelince, şimdi doktor size sizin şu hastalığınız var dediği zaman devlet size o ilacı vermek zorunda mı? Var mı böyle bir şey? Türkiye Cumhuriyeti veriyor genel olarak. Belli bir yüzdelik alıyor, veriyor. Ama koskocaman Amerika'yı düşünün, Amerika yapmıyor bunu. Böyle bir şey yok. Yani bir salgın hastalık tehlikesi varsa, yani herkes maske taksın deniliyorsa, maskeyi de vermek zorunda mı devlet? Böyle bir kural var mı? Yok. Ama bu noktaya da açıklık getirelim. Biz bu olay başladığı günden itibaren bir taraftan Kızılay, bir taraftan valilik olarak biz isteyen her vatandaşımıza istediği kadar maske verdik. Ama isteyenlere yine verebiliriz. Ama bunun dışında satın almak isteyenler de satın alabilirler. Çünkü ilk başta satın alınması yasaklanmıştı biliyorsunuz maskenin. Sonradan serbest kılındı. Netice itibariyle devletin şu şartlar altında maske dağıtma zorunluluğu yok. Bununla beraber biz Bolu Valiliği olarak bu konuyu baştan itibaren ihtiyaç sahibi herkesin ihtiyacını karşılamak üzere gerekli tedbirleri aldık. Bundan sonra da imkanlarımız ölçüsünde almaya devam edeceğiz. Ama yani bir gün maskemiz kalmadı diyebiliriz. Herkes kendi maskesini kendisini temin etmek durumunda. Bu da yani söz konusu karara bir gerekçe asla teşkil edemez.